Oyun Akademisi'nden herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir görev ve yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. Harita üzerinde LS noktasına gidiyorum. Beyaz bir simge var arkadaşlar. Hemen karşıda kütüğün üstünde oturuyor Leopold Strauss. Ondan bir görev alacağım. Biliyorsunuz ki bu herkese borç veriyor. Biz de gidip borçları topluyoruz. Daha evvelden de buna benzer görevler yapmıştık. Yine onlardan bir tanesi arkadaşlar. Evet, yanına gidip sağ tuş yapıyoruz ve sonrasında R tuşuna basarak diyaloğu başlatıyoruz arkadaşlar. Yine alacaklar var. Yani verdiği borçları geri almamız gerekiyor. Ve bunu da bizden istiyor. Müsait misin diyor. Biraz diyor hani iş yapalım seninle falan. Evet, şimdi alacakları birer birer söylüyor bize isimlerini, nerede olduklarını. Then there's a miner over in Annisburg. He's called Arthur, like you. Arthur Londonderry. Family man, desperate, you know the type. Couldn't one of the boys do this? I tried. They lacked your vigor. Vigor, huh? All right. Take care, Mr. Morgan. Haritamızı açalım ve yerimizi işaretleyelim arkadaşlar. Evet, şurada beyaz bir dolar işareti var. Önce bu noktaya gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Başka yok zaten dikkat ettiyseniz. Buraya gittikten sonra diğer nokta çıkacak. Rotamızı çizelim. Her ne kadar uymayacak olsak da. Evet, buradan uzatmış biraz yolu. Şöyle gidersek daha hızlı gideriz. Yine de bir rota olsun. Gideceğimiz yön en azından belli olmuş olur. Elimizden geldiği kadar da kısaltırız. Evet, şuradan karşıya geçelim önce. Şöyle bir kısaltma yapalım. Ne oluyor ya? Taşların önüne takılmaya başladı at. Evet, şuradan da tepeye doğru vurursak herhalde aynen. Dolaşmak yerine daha kısa gitmiş oluruz. Şuradan gideceğim ya. Yani rotaya uyarsak gerçekten yol çok uzuyor ya. Sonuçta bina yok, bir şey yok. Çayır çimen.
Evet arkadaşlar, noktaya geldik. Buralarda arıyoruz. Yani bizim bulmamız gerekiyor. Yaklaştığımızda tam nokta çıkar. Şu at arabasına doğru gideceğim. Buralarda bir şeyler var. Aynen. Tam at arabasının olduğu yeri gösteriyor. Adam da nerede? At arabasının altında. Ha, tamir ediyor. Tekerleğinde bir sıkıntı var sanırım. J. John Weathers. They call me Snow Goose now. Whatever they call you. You borrowed money off of Leopold Strauss. The bills come due. Arthur tabi normal olarak Leopold Strauss'tan borç almışsın, onu almaya geldim filan diyor. Adam da diyor ki hiç doğru bir zaman değil efendim diyor. Yani durum yokmuş, parası yokmuş, birileri tarafından aranıyormuş, birilerinden kaçıyormuş. At arabasının arkasındaki bölümü gösteriyor. Diyor ki burada diyor kışın diyor uzun süre durabilecek erzaklar var diyor. Onları alabilirsin karşılığında diyor. Arthur da kızdı tabii ki. Arkadaş kime gitsek? Param yok diyor ya gerçekten. Adam bu şekilde ödeme yapmayı tercih ediyor. Gerçekten diyor zordayım, zor durumdayım diyor. Peşimden gelenler var diyor. Yani polis değil de aha. İşte böyle adamlar yani birileri. Artık çete diyeyim, başka bir şey değil. Şimdi de buldular. Biz de ne yapıyoruz, ona yardım ediyoruz arkadaşlar. Yani Arthur öyle söyledi. Kim varsa hepsini haklıyoruz. İşe bak ya, tahsilata geliyoruz, herifin hayatını kurtarıyoruz. Evet, bu böyle olmayacak. İkisini de alalım, meydana çıkalım. Kim varsa hepsini haklayalım. Gerilla değil de biraz böyle meydan savaşı olacak. Aynen, gel bakalım başka. İki tane de burada var. Bir tane de şurada. Evet. Şimdi arkadaşlar üzerinde ne var ne yok hepsini alalım. Oo, at arabası alev almış ya. Bir dakika, oraya bir gidelim önce. Şunu da alayım. Zaten sarı nokta var arkadaşlar. Sarı noktaya gitmeniz gerekiyor. Ben hemen yağmalamaya başladım. At arabası nasıl tutuştu ya? Hakikaten anlamadım yani. Aa, adamın karısı varmış ya. Oo, bir de hamile. Evet. Adam para olarak erzakları teklif ediyordu. Şimdi erzaklar da yok. Hatta arabası da yandı herifin. Bir de eşi varmış. Üstelik hamile. Şimdi adam da bize hani borcuna karşılık bu gümüş şeyi teklif ediyor. İsterseniz alın, isterseniz almayın arkadaşlar. Almamak için R, almak için F tuşuna basıyorsunuz. Ben almamayı tercih ediyorum. Neden? Adam çok müşkül durumda. Dediğim gibi varını yoğunu kaybetti. Arabası gitti. Sonrasında eşi var, hamile. Peşindeki adamlardan kurtarmış olduk ama yine de yardım etmek gerekir diye düşünüyorum. Size kalmış. Ben reddettim. Şimdi diğer noktaya gideceğim arkadaşlar. Ama önce şu yarım kalan işi halletmemiz lazım. Nedir? Birkaç kişinin üzerinde ne var ne yok aldık ama diğerleri kaldı. Bunları almadan gitmem. Oyuna başladığımdan beri daha bir kere böyle şeye gitmedim. Hani market falan oluyor ya, oradan gidip bir şey almadım yani. Sürekli böyle milletin üstünden aldıklarımla geçiniyorum açıkçası. Bayağı bir şey çıkıyor zaten. Toniktir, işte Jolly Jack'tir falandır filandır. En çok zaten Jolly Jack kullanıyorum. Biliyorsunuz çatışma esnasında kartal gözünü fulluyor. Evet, başka var mı? Başka yok herhalde. Hepsi pasif. At nerede? Lan ısıp çalıyorum. Bak nereye gidiyor ya? Ben bir senin yanına geleceğim, sen benim yanıma geleceksin. Çok enteresan bir atsın yani. Dalmatçalı, hadi yürü bakalım. Şimdi önce diğer noktamız çıkmış mı bakalım bir. Evet, çıkmış. Ennisburg tarafında arkadaşlar. Oraya gideceğiz ve buradaki tahsilatı yapacağız. Bayağı da yol var ha. Yine artık kestirme kestirme
Gitmeye çalışacağım. Normal yoldan gidersek uzun süreceğe benziyor. Evet, şuradan bir çıkalım önce. Şuradan bir aşağı doğru inelim bakalım. Biz yanlış gitmişiz ya. Sağa doğru gitmemiz lazım. Evet, biraz kestirme yapalım derken uzatmışız. Tekrar çıkalım şuradan. Yani dağ başı da olsa birisi var arkadaşlar, illaki görüyorsunuz, atlı bir adam vardı. Evet, en azından doğru yoldayız. Buradan şöyle kestirme gidebiliriz. Sonrasında da şuradan karşıya geçeriz. Oo, ayı var burada ya. Hemen de kırmızı nokta çıktı bak. Şimdi parçalamasın bizi. Oo, yolda burada bitiyormuş ya. Evet, bir dakika. Hazır gelmişken ben bu ayıyı avlayacağım ya. Bir daha buraya nereden geleceğim? Görmüşken, değil mi? Halledelim. Kaçma, gel. Ben senin daha büyüğünü avladım ya. Sen ne ki? Sen küçüksün, tıfılsın. Aa, da yattı yere, uzandı. Hadi bakalım. O kadar canı varmış demek ki. Tamam, yerde pati izi çıktı zaten. Ayak izi var. Dikkat ederseniz. Avladığınız hayvanların ayak izi çıkıyor arkadaşlar. Yani bir tane pati izi oluyor. Ne avlarsanız avlayın, fark etmiyor. Bir de haritada da sanırım gözüküyor ya sonradan. Nerede ne avladıysanız, işte tavşansa tavşan resmi, ayıysa ayı resmi falan oluyor yani. O da güzel bir şey aslında. Nerede ne avlamıştım veya kaç tane hayvan avlamışım, bunların hepsini görebilirsiniz. Evet, şimdi şuradan karşıya geçersek bayağı bir kestirme yapmış olacağız sanıyorum ki. Evet, geldik arkadaşlar. Hemen sağ tarafta bir tane maden var. İşaret burayı gösteriyor. Yine dolar işaretinin üzerine gidiyoruz ve buralarda bulmaya çalışacağız. Aynen, nokta çıktı zaten. Şuradaki adamın yanına mı gideceğiz? Ha, question diyor. Burada soracağız. Arthur Londonburg nerede diye soracağız arkadaşlar. Sağ tuş yapıyoruz ve R tuşuna basıyoruz klavyeden. Londonderry'miş ya adamın adı. Londonburg nereden çıktı? Evet arkadaşlar, bu adama sorunca haritada yeni bir beyaz nokta belirdi. Dolar işareti. Ata bineyim. Bir bakayım nerede? Evet, şurada yukarıda. Gösteriyor. Hadi bakalım gidelim. Ha, şurası
Burası mı ya? Bir dakika, ata binmeye gerek yokmuş ya. Nerede? Şurada. Hmm. Tamam, muhtemelen şeyde, madenin içinde çalışıyor adam. Aynen. Doğru mu geldik ya? Madene girdik ama. Aynen. Bulduk. Arthur Londonderry. Buna da soruyoruz arkadaşlar aynı şekilde. Arthur Londonderry nerede diye. Yani sen misin diye. O adam ölmüş ya. Bu da gülüyor, diyor ki Arthur diyor öldü diyor ya. You might get something off his widow just across from Butcher's Creek. But I anladı bu bize borcu olduğunu. Gülüyor şimdi, adamla ölünce tabii. Eşi var dedi. Yerini tarif etti. Ondan belki alabilirsin borcunu dedi, alacağını. Ama diyor acele et diyor. Yani birçok kişiye borcu var. Hani önce git ki sen tahsilat yap. Evet, adam ölmüş arkadaşlar. Buradan çıkıyoruz. Geldiğimiz gibi gidelim ya. Şimdi burada kaybolacağım ben. Aynen şuradan gelmiştim. Harita üzerinde yeni bir nokta belirdi. Arthur Londonderry'nin evine gideceğiz. Şurada parlayan neydi ya yerde? Yerde bir şey parlıyordu. Ben mi yanlış gördüm? Allah Allah, kayboldu gitti. Neyse, oyalanmayalım. Gidelim şimdi adamın evine, eşinden borcunu alalım. Atımıza biniyoruz. Bir bakalım hemen. Nerede? Ha, burada. Evet. İşaretimizi koyuyoruz. Mouse'un sol tuşuyla. Sonrasında Enter diyoruz. Ve rotamız çiziliyor. Çok da uzak değil zaten. Adam demek ki burada çalışıyormuş. Fakat hayatını kaybetmiş. Böyle olunca bizim borçta kalmış oldu. Ama eşinden alıyoruz herhalde. Evet, sanıyorum ki burası. Aynen, bir tane de kadın var zaten. Yanına gidiyoruz. Yine masum sağ tuşuna basıp R tuşuna basarak diyaloğa geçiyoruz. Mrs. Londonderry. Arthur's dead. I know. Evet, karısı da diyor ki Arthur öldü diyor. Bizim Arthur da diyor ki üzgünüm diyor. Evet, çocuğu da varmış. We lent Arthur some money, you see, and so it was you. Evet, Arthur borcunu istiyor. What do you want now? You want my... Bu kadın da parasının olmadığını söylüyor. Ne yapayım diyor, çocuğun ayakkabılarını mı vereyim diyor. Yediklerimizi mi çıkartalım karnımızdan diyor. Yoksa şuraya uzanmamı mı istersin diyor. Arthur da hayır hayır, böyle bir şey istemiyorum falan dedi. And now there's some fellas coming to take the house. Evet arkadaşlar, burada bir seçim yapma anı var yine. Bu kadının borcunu sileceğiz ya da hem silip hem üzerine para vereceğiz. İki tane seçeneğimiz var. R tuşuna basarsanız kadının borcunu kapatıyorsunuz, yani adamın borcunu, ve üzerine para veriyorsunuz. Eğer F seçeneğini seçerseniz sadece tamam borcunuz yok diyorsunuz. Hani kadının borcunu kapatıyorsunuz. Ben hem borcu kapatıp hem de üstüne para vermeyi tercih ettim. Neden? Biliyorsunuz ki oyunda iyilik yaptıkça iyilik seviyeniz de artmış oluyor. İyilik yapmak da iyidir nihayetinde. Bence de bayağı para var sonuçta. Evet, kadın bu duruma sevindi açıkçası. Ama biliyorsunuz, belki sen ve arkadaşın verdiği parayla yapabilirsiniz.
Not threaten a man. Excuse me. I'm sorry, ma'am. I really am. Evet arkadaşlar, altta da iyilik seviyesi arttı. Gördüğünüz gibi bir tane çubuk çıktı. Atımıza biniyoruz ve harita üzerinde LS noktasına gidiyoruz. Yani kampa geri döneceğiz. Bakın şurada büyüyüp küçülüyor. İşaretimizi koyalım. Vallahi tahsilattan çok para dağıtma işine döndü bu iş. Şöyle gittiğimiz iki kişi de gerçekten yardıma çok muhtaçtı. Hani o durumda zaten hani hikaye olarak da Arthur'un da gönlü el vermiyor açıkçası. İlk gittiğimizde hani alıp almama şansınız vardı ama bunda kesinlikle alma seçeneğiniz yok. Dediğim gibi ya borcunu kapatıyorsunuz, yani parayı almaktan vazgeçiyorsunuz. Ya da hem borcu kapatıp yani parayı almayıp bir de üzerine para veriyorsunuz. Seçim size kalmış arkadaşlar. Nasıl isterseniz öyle yapın. Ben vermeyi tercih ettim. Normalde tahsilatı yaptıktan sonra kutuya gidiyorduk arkadaşlar ve paraları kutuya koyuyorduk. Yani kutu simgesi çıkıyordu. Böyle büyüyüp küçülüyordu, yanıp sönüyordu. Ama bu sefer LS yani Strauss'un yanına gideceğiz. Yine kütüğün üstünde oturuyor, ağacın üstünde. You get on, Mr. Morgan? Evet, nasıl gitti diyor. Just Danny. Just get up. Kalk diyor. What? Adam anlamadı. Ne oluyor ya? Hakikaten ha. Nothing's wrong. Nothing at all. What are you doing? Something I should have done a long time. Sanıyorum arkadaşlar bütün bu olanlara Arthur çok sinirlendi. Bu işi de yapmak istemiyordu zaten. Hani beni gönderme, çocuklardan birini gönder filan dedi. Yok dedi ya, sen bu para toplama, tahsilat işinde çok iyisin filan dedi. Yine Arthur'u gönderdi ama Arthur artık canına tak etti. Çünkü Arthur insanları böyle zor durumda kalmış olarak gördükçe üzüldüğünü düşünüyorum açıkçası. Şimdi bunu da çantasını eline verdi. Artık buradan gidiyorsun dedi. Yani bizim ekipten, çeteden ayrılıyor arkadaşlar. Ayağa kalk git dedi. Bu da ne oldu ya filan diyor. Hani anlamadı ne olduğunu. Hadi bakalım al paraları da. Yallah tazik. Evet al ve kaybol diyor. Adama bir şey söyleme fırsatı bile vermeden arkadaşlar buradan gönderdi. Artık bizi getirisi mi yok, bir şey mi yok, neyse ne. Evet arkadaşlar, böylelikle Leopold Strauss artık aramızdan ayrılmış oldu. Arthur herifi resmen sepetledi. Sanıyorum bundan sonra tahsilat yapma görevleri de olmayacak. Bir görevi daha böylelikle tamamlamış olduk. Yeni bir görevde, yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.